Evet gençler şimdi de Tarihin Doğası adlı konumuzun içeriğinden tarihçi kimdirle devam ediyoruz. Tarihçi kim olduğunu herkes biliyor ya. Allah Allah. Evet şimdi tarihçi kimdir? Bakalım gençler. Bir tarihi konuyu araştırma ve geçmişi yeniden inşa etmeyi meslek edinen kişi. Yani o ben oluyorum ve arkadaşlarımız oluyor. Tarih zümrelerim oluyor benim. Değil mi arkadaşlar? Evet işte tarihçi kimmiş? Tarihi konuyu araştıran geçmişi inşa etmeyi meslek edinen kişiymiş. Ya işimiz bu abi ne yapalım yani şimdi değil mi? Tarihçiyiz işte. Evet peki. Tarihçi tarihi olay ve olguları araştırır. Bakalım bu tarihi olay ve olgu neymiş? Tarihi olay. Bu iki tane gencin kavga etmesi mi gençler? Hayır alakası yok. Olay deyince hemen öyle anlam anlamayın. Başlangıcı ve bitişi belli olan. He belli kardeş. Somut. Yani elle tutulur, sonra ağzı, yüzü, gözü savaş çıkıyor çünkü morarıyor filan. Evet, özel ve biricik, tek kendine özgü olan, tekrarlanamayan, kısa süreli gelişmelere biz ne diyoruz sevgili gençler? Tarihi olay diyoruz, değil mi? Savaşlar, anlaşmalar vesaire önemli gelişmeler. Bunlar tarihi olaylardır. Örnek ver hocam. Örnek. Örnek baksana resme kardeşim. Orada ne yazıyor görmüyor musun? Evet en başta ne yazıyor? Orada görüyorsun değil mi Ulu Hakan'ı? Değil mi? Sultan Alparslan'ı görüyorsun. Malazgirt zaferi örnektir. Heh, yaz hocam. Evet Malazgirt zaferi. Evet tarihsel olayın tarihteki en güzel örneklerindendir. Evet Anadolu'yu bizlere vatan yapan Sultan Alparslan ve ordusunu rahmetle iade ediyoruz. Evet şimdi tarih olguya gelelim gençler. Olayın tam tersidir kendileri. Nasıldır? Başlangıcı, bitişi belli değil. Karmaşık. Karmaşık hocam, karmaşık. Soyut, genel, tekrarlanabilir. Hatalar olgudur mesela, değil mi? Tekrarlanıyor hata. Tarihten ibret almasan tekrarlanıp duruyor. Ona olgu diyoruz işte. Evet, uzun süreçlerdir. He, uzun, bayağı uzun, uzun. Evet, peki nasıl? E şimdi genellikle de olgular tarihi olayların sebep ve sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Daha çok da sonuçtur ha gençler. Malazgirt zaferi olay ise onun sonucu ne olmuştur? Hemen oradan biri söyledi hocam Anadolu'nun Türkleşmesi. Aferin la aferin genç. Evet Anadolu'nun Türkleşmesi değil mi gençler? He, aynen öyle. Anadolu'nun Türkleşmesi olgunun en güzel örneklerini daha sayabilir miyiz? Evet, evet. İslamiyet'in yayılışı, demokrasinin gelişmesi, bilimin ilerlemesi, şehirleşme, medeniyet vesaire vesaire vesaire, vesaire. çok şey söyleyebiliriz. Evet orada var, orada görüyorsunuz. Anadolu'nun Türkleşmesi, Anadolu'nun mümbit bir vatan haline getirilmesi Malazgirt'in sonucudur. Ve bugün de devam eden Anadolu'nun Türkleşmesi, gelecekte de Türk kültürü, yani Türkleşme derken Türkleşti zaten ama nedir? Türk kültürü olgunlaştıkça Anadolu da olgunlaşıyor maşallah. Evet. Peki, işte Anadolu'nun Türkleşmesi olgu Şimdi bir de gençler tarih ve zaman var. Yani oradaki üçüncü resim. Bak oraya kardeşim, bak oraya tahvim var orada değil mi? Evet. Zamanı planlayan bir çizelgeden bahsediyoruz. Ha, tarih ve zaman iç içe geçmişlerdir. Genellikle iç içedir. Evet, burada yazıyor, görüyorsunuz. Tarihsel bilgi zaman kavramıyla iç içedir. Ama dört tane, dört tane gençler ne vardır? Zaman çeşidi vardır. Allah Allah o nasıl zamanmış hocam ya zaman dediğin bir tane olmaz mı diyeceksin. Evet arkadaşlar tarihte dört tanedir. Bakalım neymiş onlar? Olayların hızla değiştiği ve hızla bir fidan gibi büyüyüp geliştiğimiz, savrulduğumuz değil mi? Ve hızla hayatımızın aktığı bir ömür dediğimiz zaman. O zaman ona ne diyoruz gençler? gençler hemen bireysel zaman diyoruz değil mi? En kısası budur. Çok hızlı akar geçer. Ne diyor atalarımız? Güneşten gölgeye varmak kadardır. Heh. Sonra ikincisi toplumlarla ilgili çok daha yavaş akan bir süreç. Toplumlarla ilgili. Toplum. O zaman onun adı nedir hocam? Toplumsal zaman. Allah Allah öyle zamanda bu varmış ya. Evet var. Zaman kavramının tanımı böyle. Evet Üçüncüsü içinde yaşanılan coğrafya nedeniyle hiç akmıyor gibi zannedilen algılanan zaman ya coğrafya değişiyor mu kardeşim ya bin yıl önce de aynıydı bu dağ aynı duruyor değil mi yani aynı duruyor hiç değişmiyor çok nadir değişiklik var yani evet dolayısıyla buna ne diyoruz coğrafi zaman değil mi evet coğrafi zaman gençler ve geldik sonuncusuna tarih disipliniyle ala olarak genel kabul edilen tarihsel zaman. Heh. Evet, tarihsel zaman gençler. Heh. Şimdi ya hocam bu dört tane zamanın dördü de farklıymış. Evet, akış süreleri bile farklıymış ya. Evet, aynen öyle. Yani şimdi sen 5000 yıllık toplumun tarihiyle kendi ömrünü aynı mı tutuyorsun? Mümkün değil hocam. Evet, ya da milyonlarca yıllık coğrafyayla kendimizi aynı mı tutuyoruz? Ha bir de atalarımız, ecdadımız, büyüklerimizden duyarsınız değil mi? Ya der ki ahirette zamanla dünyadaki zaman arasında çok fark varmış arkadaşlar. Diye. Şimdi buradaki bir yıl, oradaki bir günmüş falan diye duymuşsunuzdur. Evet demek, demek ki uhrevi zamanla dünyevi zaman da değişiyor yani arkadaşlar. Evet işte zaman da böyle dört tane tarihin işine yarayan şekilde sevgili gençler. Evet tarihi, zamanı, takvimi kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor.